Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz efendim. Her seferinde farklı bir saç rengi ve modeliyle çıkmışım gibi oldu bu aralar ama uzun bir süre bu siyahlıkta kalacağız diyelim. Neyse efendim, ben yine çok konuşmadan. Saçımı da bir türlü elektrikleniyorum. Tam düzeltemedim ama bear with me diyerekten. Şimdi bugünün videosunun konusu aslında benim aklımda bir tık farklı bir video çekmek vardı. Yani ben yurt dışında ve Türkiye'de üniversite okumanın farklılıklarından biraz bahsetmek istiyordum. Bunun için de zaten Instagram'dan takip etmeyenler aşağıda takip edebilir. Instagram'dan size ne tarz şeyler bilmek isteyen, sorularınız varsa sorun şeklinde bir story atmıştım. O yüzden önce dedim ki sizden gelen yaklaşık birkaç soru var. Onları cevaplayayım. Uzunca güzel bir video olsun. Daha sonra da benim eklemek istediğim ekstra ne gibi farklılıklar var tarzında bir videoydu. Çünkü Kore'de mühendislik okumakla da alakalı daha çok video çekmemi istediniz. Onu da yapmak istediğim için. Hani bir part 2 tarzında bir şey gelecek. Bu video sizden bana gelen güzel seçtiğim birkaç sorulardan oluşacak. O yüzden sorulara geçelim. Bilmeyenler için kendimden bahsedeyim önce. Öncelikle bilmiyorsanız hoş geldiniz kanalıma. Ben Selin. Şu an Kore'de Computer Science okuyorum. Bilgisayar mühendisliği, yazılım tarzında bir bölüm okuyorum. Mezun oldum. Mezun oluyorum. Son dönemim bitti. Fakat hala okulda öğrenimime devam edeceğim. Bu yüzden beni takip etmeyi bırakmayın. Neyse efendim, sorulara geçelim biz o zaman. Şimdi ilk soru, Korece bilmek şart mı? Orada okumak, oraya gidip öğrenme imkanı var mı? Denmiş. Korece bilmek şart değil. En azından benim okulumdaki bazı bölümler için. Başka okullarda da eminim ki İngilizce bölümler vardır. Genelde işletmeler İngilizce bölüm oluyor ya da bazı mühendislikler diyebilirim. O yüzden kısaca cevap vermek gerekirse Korece bilmek şart değil. Ve buraya gelip tabii ki öğrenebilirsiniz. Yani dil okuluna giderek Korece öğrenme imkanınız tabii ki var. İkinci soruya geçelim. Kore'de aldığın burs geçinmene yeterli oluyor mu? Üniversitedeki dersler Türkiye'ye göre daha zor mu? Bu aslında çok güzel bir soru. Çünkü birçok kişinin bana söylediği şey, sanırım hani baban çok zengin, oraya gittiğine göre şöyle böyle. Arkadaşlar, ben 4 yıldır burada okuduğum süre zarfı içerisinde ailemden asla bir para almadım. Burs aldığım süre zarfı içerisinde. O yüzden diyebilirim ki burs benim için geçinmemde yeterli oluyor. Fakat bu bir miktar sizin nasıl bir hayat yaşadığınıza da bağlı. Ben ki öyle çok fazla harcaması olan bir insan değilim. Yani kastım, sürekli alışveriş yapayım, kendime şunu bunu alayım ya da sürekli gezeyim edeyim diyen bir insan ben değilim. Yapmıyor muyum? Yapıyorum tabii ki. Ama getirmesini de bilen bir insanım diyebilirim. O yüzden bence yeterli oluyor. Ama şöyle de bir şey var. Ben Suwon'da yaşayan bir insanım. Seul'de yemek ve kira buraya göre bir tık daha fazla olduğu için belki o yetmeyebilir. Bu konuda kesin bir şey söyleyemem. Ama Suwon için konuşursak bana aldığım burs kesinlikle yetiyordu. Üniversitedeki dersler Türkiye'ye göre daha zor mu? Şimdi aslında bunu konuşmak istediğim bir meseleydi. Gelmesi güzel olmuş. Şimdi zor, neresi zor? Açıkçası zorluk kısmı çok farklı. Yani şu anlamda söyleyebilirim. Türkiye'de ben 2 sene bir üniversite öğrenciliği yaptım. Matematik okuyordum orada, bilmeyenler için, ODTÜ'de. Daha sonra bölüm değişti, buraya geldim falan filan. Neyse, dersler, yani şimdi ben bunu nasıl kıyaslayacağım aslında hakkında çok, yani doğru bir kıyaslama olur mu bilmiyorum. Çünkü farklı bölümler okuyordum.
Fakat diyebilirim ki mesela sınavlar bence burada daha zor. Kore'de daha zor. Bunun sebebi de tamamıyla ezbere dayalı bir sınav sisteminin olması. Yani benim için eğer ben bir şeyi Google'dan yazarak öğrenebiliyorsam bunun sınavda çıkmaması gerekir. Bu benim anladığımı ölçmeyen bir sınavdır. Sadece ezberdir. Ama maalesef ki sınavlar, vizeler ve finaller tamamıyla ezbere dayalı oluyor. Bu konuda ben çok zorlandım diyebilirim açıkçası. Ezberi çok kuvvetli bir insan değilim çünkü. Aynı zamanda Türkiye'deki üniversitemde belli başlı kırtasiyelerde ya da bölümlerin kırtasiyelerinde biz çıkmış soruları alabiliyorduk önceki yıllara dair. Fakat burada bunu üst dönemlerinizden almanız lazım ve ben yabancı öğrenci olduğum için o kadar çok fazla Koreliyle yakın olmadığım için diyeceğim. Elde etme imkanım yoktu ki hırslılar, çok hırslılar. Zaten vermek istemeyen de çok fazla insan var ister istemez. Aynı zamanda bir diğer eksisi de ben korona döneminde gelip okudum. O yüzden sınavların birçoğu online üzerinden de. Bu sebeple eski sınavlar aslında bir nevi yoktu. Kimseden alamıyordunuz hani almak isteseniz, bulmak isteseniz bile. Fakat bu şekilde. Sınavlar burada daha zor. Yani. Bir diğer soruya geçelim o zaman. Yazılım alanında özellikle Data Science'da Kore'de master yapmak mantıklı mı? Açıkçası Data Science hakkında çok bir fikrim yok maalesef ki. Ben daha çok Neuroscience ve AI tarafında çalıştığım için. Fakat yani bunu en iyi sanırım okulların lablarına bakarak, ne tarz araştırmalar yaptıklarına bakarak, makalelerine bakarak karar vermek daha mantıklı olur. Hani çünkü data science çok geniş bir alan ve dünyanın her yerinde kabul görmüş bir alan olduğu için bence lab odaklı bakmak daha mantıklı bu konuda. Master için yazılımda Avrupa'ya mı yönelmeliyim yoksa Kore ya da Asya ülkeleri mi avantajlı? Yine dediğim gibi bir önceki sorunun cevabıyla aynı olacak bir tık ama Avrupa'da da çok iyi lablar var. Kore'de de ya da Japonya'da hani diğer Asya ülkelerinde de çok iyi lablar var. Bence öncelik labın kalitesi olmalı ve Kore lab hayatına ben uyabilir miyim? Bunu da düşünmek lazım. Koreliler çok çalışıyor. Öncelikle bunu söylemeliyim. Eğer bu kadar iş yükünü kaldıramayan bir bünyen varsa, çünkü çoğu zaman benim için çok zorlayıcı oluyor. Ben Avrupa'yı tercih etmeni tavsiye ederim. Çünkü bildiğim kadarıyla Avrupa'da sadece yüksek lisans için derslerini alıp küçük bir tez yazıyorsun galiba. Sonra da bitiyor. Bir tık daha gezmek ve ders dinlemek tarzında bir eğitim almak istiyorsan Avrupa'yı tercih etmeni tavsiye ediyorum tekrardan. Asya ve Kore için çok yoğun bir çalışma gerekiyor. Hafta sonu bile çalışman gerekebilir. Bir diğer soruya geçelim. Üniversiteyi yurt dışında okumak mı daha mantıklı yoksa yurt içinde mi? Bu yine bir miktar kişiye bağlı diyeceğim. Çünkü hangi bölüm okumak istediğinize bağlı. Mesela ben üniversitede asla hukuk okumak istemedim. Çünkü bence beni Türkiye'ye bağlayacak bir bölümdü. O yüzden ben hukuku en baştan elemiştim. Bunun aslında hangisi daha mantıklı gibi bir cevap bence çok yok. Çünkü bölüme göre ve kişinin kendi hayat şartlarına göre çok değişen bir durum. Çünkü her iki yerde de çok iyi okullar, çok iyi bölümler var. Ve Türkiye'nin birçok üniversitesindeki hocaların ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Buradaki birçok hocadan fazla, çok daha fazlasıyla. Çünkü bir araştırma yapmak, çalışmak çok farklı bir üniversitede proje yürütmek, öğretmen olmak çok farklı.
Ben Türkiye'deki hocaların biraz daha öğretebilme yönünün yüksek olduğunu düşünüyorum. Burada bir tık daha kendinize bırakılmış birçok şey. Yani hayat şartlarınıza, kişiliğinize, çalışma disiplininize hangisi daha çok uyuyorsa onu seçmeniz güzel olur diye düşünüyorum. Yani çünkü mesela ben yurt dışında okudum üniversiteyi, evet, fakat benim bir gezme hayatım olmadı. Türkiye'deki çoğu üniversiteli gencin aksine diyebilirim. Ben sürekli gece gündüz full ders çalıştım. 4 yıl boyunca stres, sinir had safhada, kahve had safhada. O yüzden böyle bir hayat mı istiyorum, yoksa biraz daha chill ama Türkiye'de olan hem öğreneyim hem gezebileceğim bir hayat mı istiyorum diye düşünebilirsiniz de aynı zamanda. O yüzden diğer soruya geçelim. Son sorumuza geçiyoruz aslında. Kore'ye taşınma masrafları ne kadar tuttu? Bilet, vize ücreti vesaire. Şimdi bu cevap güncel olmayacak. Öncelikle bundan bahsedeyim. Çünkü ben Kore'ye 4 sene önce taşındım. Ve 4 sene önce kur şu ankine göre çok 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 daha düşükteydi. Ama biraz bahsedersem, uçak biletimi ben tek yön o zaman Türk Hava Yolları'ndan Antalya, İstanbul, İstanbul, İnçon şeklinde 5.500 liraya almıştım. Fakat bu fiyat şu an böyle değil. Bunun ben de farkındayım. Başka hiçbir ücret ödemedim. Vize ücreti ödemedim. Çünkü burs öğrencisi olduğum için, yani vize başvurusuna galiba 100 dolar ödedim. Bir saniye. Vize başvurusuna 100 dolar ödemiş olabilirim ya da 50 dolar, hatırlamıyorum. Ama bankada bir para göstermem gerekmedi burs öğrencisi olduğum için. Taşınma masraflarından da kastım, ben taşınma masrafı yapmadım. Çünkü gelir gelmez yurda taşındım. Yurtta aylık 350-400 bin won civarı diyebilirim. Ben ama ödemiyorum yurt ücreti burslu olduğum için. Bunun daha kesin cevabını yine okulun sitesinden bakabilirsiniz ki dediğim gibi her okula göre yine farklılık gösteren bir ücret, fakat 400, 450, 350 bin won tarzında bir fiyatı olması lazım. Eve taşınmak isterseniz de aylık 300 bin wonla 700 bin, 800 bin wona kadar giden fiyatlar içinde Seul'de dahil olmak üzere. Aynı zamanda yaklaşık 3 milyondan 10 milyona, 15 bin milyon wona kadar da bir depozito ücreti var evlerin. Bu yüzden taşınma masrafı benim için açıkçası çok yoktu. Benim için para tutan şey belgeleri Türkçeden İngilizce'ye çevirmek ve onları sürekli işte apostil şu bu bunlarla uğraşmaktı. Tercüman ücreti bana çok tuttu açıkçası, taşıma masrafına sayarsak. Onun dışında zaten kendi eşyalarımı getirdim. Yani çok istiyorsanız burada tabii ki atıyorum yatak malzemesidir, şudur budur, bunları alırsınız. Ama ekstra ekstra bir taşınma ücreti yok eğer ki yurtta kalacaksanız diyebilirim. İlk geldiğinizde bir belki yabancı kartı çıkarmak için yine sanırım 60-70 bin won gibi bir ücret var. Bunu katarsak eğer taşınma masraflarına. Yani ilk aylık 500 bin won harcama tarzında bir ekstra ücretle gelirseniz bence bütün taşınma masrafları halledilir diye düşünüyorum. Bu da son soruydu sanırım. Ekstra soru var mı diye bakıp geleceğim. Geri geldim. Başka bir soru yokmuş. Yani var da onlar biraz daha detay, küçük detay sorular. Onları part 2'de anlatmayı planlıyorum. Hani bir soru gelmiş, onu unutmadan söyleyeyim. Geri geldim. Burada yazılana göre Times Higher Education ya da Quest World University Rankings'de yazan dünya çapında ilk bine girmiş tüm üniversitelerin yok denkliği var. Benim üniversitemde bildiğim kadarıyla ilk 100'ün içerisinde olduğu için bir sıkıntı olmuyor. O yüzden Kore'deki birçok üniversite bu arada ilk 1000'de olduğu için tabii ki buna yine siteden girip bakabilirsiniz. Olmayanlar da mutlaka olacaktır. İlk 1000'e giren bir üniversitede okuyorsanız bunun denkliği olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamadan
devam edebilirsiniz diye düşünüyorum. O zaman son soru olsun. Sizden gelen soruları da bu şekilde cevaplamış olalım. Tekrardan çekmemi istediğiniz başka tarz videolar ya da merak ettikleriniz varsa aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Sorularınız varsa tekrar aklınızda kalan onları da yorum olarak bırakın ki cevaplayabileyim. Benim elimden geldiğince dediğim gibi size yardım etmek istiyorum. Beraber sohbet, muhabbet edip eğlenirken birbirimizden öğrenelim. Neyse efendim, lafı yine ben çok uzattım. Umarım bu soru cevap videosunda hemen editleyip atacağım. Bir diğer video gelene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.